Merhaba, ben Mehmetcan. Bu videomuzda Solidworks Sheet Metal içerisinde yer alan çizgiden bükme komutunu nasıl kullanacağını göstereceğim. Çizgiden bükme komutunu kullanmadan önce bir önceki yapmış olduğumuz operasyonda basamak oluşturu operasyondaki gibi bir iki boyutlu bir çizgi çizmem gerekiyor. O yüzden tekrardan gelip yüzeyimde çizim açıp bir tane çizgiyi çiziyorum. Yani yine dikeyli bir çizgi çizip çizimi onayladım. Şimdi bu çizgiyi kullanarak büküm işlemini gerçekleştireceğim. Onayla diyelim çizimimizi. Evet. Geliyorum. Saç levha içerisinden çizgiden bükme komutu içerisine girdim ve burada hangi çizgiden itibaren bükmem gerekiyorsa o çizgiyi seçmem gerekiyor. Geldim. Çizgimi seçtim. Bakın sol tarafta bir özellik pencerem açıldı. Yine büküm parametre kısmında sabitlenmiş bir yüz istiyor benden. Burada da yine çizginin hangi tarafındaki yüze tıklarsam mouse'un sol tuşuyla orayı sabit olarak yapacak, diğer tarafı bükecektir. Geldim, ben diyorum yine uzun kenarım benim sabit kalsın. Geldim, burada kenarımı seçtim. Bakın, oluşturmuş olduğum çizgiden itibaren diğer kenarı büktü. Bükme ile ilgili yine alt tarafta büküm konumu kısmı var. Şurada dik bir şekilde bakalım, daha net bir şekilde görürüz. Büküm konumunda yine İlk seçenek büküm merkez çizgisi seçilirse benim oluşmuş olduğum çizgiyi merkez noktası olarak ayarlar. Bükümün buna göre büküm işlemi yapacaktır. Diğer seçenekler malzeme içeride dersen bakın malzeme içeride olacak şekilde bükümün dış kenarı benim çizgim noktasıyla aynı doğrultuda oluyor. Malzeme dışında dersem geldim bükümün içteki çizgisi aynı doğrultuda olacaktır. En son seçenekte dışa büküm dersem de bu noktamdan itibaren bükümü gerçekleştirmiş oluyorum. Burada büküm merkez çizgisi diyerek ortalayalım. Ve burada yine 90 derece mi veyahut da farklı derecelerde de büküm işlemi yapabilirsiniz. Mesela geldim 45 derece yaptım. Bakın 45 derecelik bir bükümü burada uygulayabilirim. Yine varsayadan yarı çapı kullan dersem taban flaşımda varsayadan yarı çapı kaç yaptıysam onu alacaktır. Veyahut da değiştirmek istersen buradaki tiki kaldırıp burada kendime özel bir yarı çap yeri de verebilirim. Şurada zaten görüyorsunuz. Burada gelip değiştirebilirim istediğim gibi. Onay verdiğim takdirde oradaki kısmı benim belirtmiş olduğum çizgiden itibaren büktük. Solidworks Sheet Metal içerisinde çizgiden bükme komutunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.